sırtına jiletle adını kazımışsın Haydar. Evet, kazıdım hakim bey. Sen deli misin? Niye yaptın böyle bir şey? Ne delisi reis bey? Bu gayet normal bir şey, anladın mı? Bak şimdi benim bir tabancam var, anladın mı? Üzerinde de adım kazılı. Bak anlatayım bir dakika. Haydar lan! Selamun aleyküm Haydar abi. Ne var lan? Abi yolda bir makine buldum. Bunu satar 3-5 kuruş para kazanırız dedim. Ama bir baktım üzerinde Haydar abimin adı yazıyor. Ben ne kaptım sana getirdim Haydar abi. Helal olsun sana koçum benim. Az çay iç bakayım. Eyvallah Haydar abi. Benim bir arabam var reis bey. Damga basarlarmış, hani ismini yazarlarmış ya, işte o hesap benimki. Tamam, tabancayı, arabayı anladım. Da, bu karın yahu. Asıl ona lazım reis bey. Farz-ı mal, şöyle bir şey olsa bak. Kız sus. Ay dur. Bana bak, kız sus. Canım. Kocanın geç geleceğinden eminsin değil mi? Ha? Biraz önce çıktı, korkma ya, merak etme. Allah sen. Dur bir dakika. Bir dakika seni ben soyacağım dur. Güzelim. Kız. Senin kocan Kasımpaçalı Haydar mı? Evet, ne oldu? Ben, manyak mıyım ben be? Ben ecelime susamadım. Ben malımı garantiye almışım reis bey. İstediğin cezayı ver bana, anladın mı? Arslanlar gibi yatarım vallahi. Sana elbette ceza vereceğim. Ama asıl cezayı bu çağda kadınları hala mal gibi gören zihniyete vermek lazım.